Kumsal Kanal'ın değerli izleyicilerine Antalya'nın Kepez yokuşundaki seyir terasından selam, sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Bulunduğumuz yer Antalya'dan Kepez'e doğru çıkan yokuş. Arka planda Atatürk'ümüzü görüyoruz. Atatürk'ün o Antalya için söylediği sözü de sanırım okuyabiliyorsunuz. Şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel şehridir diyor. Onu görüyoruz. Bu seyir terası hem yeşilliğiyle hem doğal güzelliğiyle hem de Atatürk silüetiyle orada gerçekten muhteşem bir manzara. Bu muhteşem manzaraya da Ulusal Kanal izleyicilerinin layık olduğunu düşündüğümüz için programımızın kalan bölümünü burada devam ettirmek istiyoruz. Değerli izleyiciler, Orta Çağ İslam düşüncesi tarihi üzerinde duruyorduk biliyorsunuz. Benim özellikle İslam felsefesinin orijinal, kendine özgü ve felsefe tarihi içerisinde ihmal edilemez bir yeri olduğuna ilişkin vurgularımı hemen her programda yapıyorum. Her zaman da şunu söylüyorum, diyorum ki İslam felsefesi ve İslam uygarlığı hem kendisinden önceki Yunan felsefesinin orijinal bir yeni bir kompozisyonu hem de kendisinden sonra Avrupa felsefesinin hatta Avrupa felsefesinin ilk başlangıcı olan bir anlamda zirveye çıkma noktasını başlangıcı olan Rönesans'ın temel sebebi olduğunu söylüyorum. O sözümüzde devam ediyoruz. Biliyorsunuz en son programımızda Ebubekir Zekeriya Razi'yi, İslam filozoflarının önde gelen figürlerinden Ebubekir Zekeriya Razi'yi, Farabi'yi, İbn Sina'yı kısa kısa anlatmıştım. Bunlarla ilgili benim de Arapçadan İngilizceden çevirdiğim çevir kitaplarım olduğu gibi telif kitaplar da var. Diğer pek çok araştırıcıların bu üç isimle ilgili pek çok araştırmalar var. Ayrıntılarını zaten siz oradan okursunuz. Tabii bizim programlarımız İslam düşünürlerine, filozoflarına, ediplerine, müfessirlerine, hukukçularına dikkati çekmektir. Biz istiyoruz ki Ulusal Kanal izleyicilerine biz İbn Sina'yı tanıştıralım, Farabi'yi tanıştıralım. Daha detaylı bilgiyi mutlaka içinizden merak edenler olacaktır. Onlar da ayrıntısını okuyabilirler. Yarım saat süremiz olduğu için kısa kısa tanıta tanıta gidiyoruz. Felsefe tarihini modern felsefeye kadar yani bugün yaşayan filozoflara kadar böylece devam ettireceğiz. İşte biz kaldığımız yer İbn Sina'ydı. Pek çok İslam filozofu var. İbn Sina'dan sonra söyleyebileceğimiz tek tek üzerinde durulması gereken belki programlar boyunca anlatmamız gereken İslam filozofları var. İsimleri hatta akademik dünyada pek az kişinin duyduğu İslam filozofları var. Ancak biz onları derleyen, toparlayan, köşe taşı mahiyetinde olan temel filozoflar üzerinde durmaya devam edeceğiz. Şimdi Farabi ve İbn Sina İslam felsefesinde sistemci filozoflardı. Yani İslam felsefesi dediğimiz zaman hem İslam ülkelerinde, İslam dünyasında hem de Avrupa'da akla gelen en belli başlı filozoflardır. Ama bu filozofların dışında İslam dünyasının henüz daha kendisini bile keşfetmediği, keşfedip de kıyıda köşede kalmış ama çok önemli filozofları elbette var. Burada tabii tarih bilgisi vermiyoruz. Bilgi sadece veriyoruz. Çünkü felsefi sağaltımın temel odaklandığı yer bilgilenmektir. Antik çağda, Helenistik dönemde, Roma felsefesinde çokça vurguladık. Bilgi, sağaltımın yani iyileşmenin, tedavi olmanın en önemli değeridir. Hastalık, tıp hastalıkları dışında hastalığın en önemli sebebi, insanlık hastalığının en önemli sebebi kuşkusuz bilgisizliktir. Şimdi çevrenin tahribatından tutun da kötü yönetimlere kadar, İnsanlar arası ilişkilerin bozulmasından işte yoksulluğa kadar pek çok şey temelinde aslında düşünce hastalıkları ve bilgisizlikler var. Yani buna tek bir yanıt veriliyor felsefe tarihinde, düşünce tarihinde.
Bilgisizlik bütün insanlık hastalıklarının temelidir. İşte felsefi sağaltım aslında bilgisizlik hastalığına karşı bir savaştır. Felsefe bundan dolayı 2500 yıldır bunu söyler. Bizim Farabi ve İbn Sina da bunu söylüyordu. Düşünün, İbn Sina'dan söz ederken onun tıpla ilgili araştırmalarının Batı'da 18. yüzyıla kadar tıp fakültelerinde okutulduğunu herkes biliyor. Yani hem doğudan hem batıdan ciddi bilim insanları Farabi'nin ve İbn Sina'nın yazdığı eserlerin hala değerli olduğunu söylüyorlar. Ve dedik ki mantıktan dil felsefesine kadar, efendim matematikten musikiye kadar, edebiyata kadar İslam filozofları da aynen Batı ve Yunan filozofları gibi çok yetkin ve her alanda insan bilgisizliğini ortadan kaldırmaya çalışan, cehaletle mücadele eden, cehaleti yenerek insanların ruhunu ve zihnini sağaltmaya kendisini adamış insanlardı. İşte bu insanların tek dertleri aslında bilgisizliği, cehaleti ortadan kaldırmak, insanı mantıktan edebiyata kadar bilgiyle donatıp aydınlanmasını sağlamak. Çünkü mutluluğun temeli hem Sokrates'te hem de Platon'da, Farabi'de ve İbn Sina'da tabii ki bilgiyle aydınlanıp ruh ve zihin dinginliğine gidebilmekti. Bilgisi olmayanın, aydınlanmayanın, yani ruhu aydınlanmayanın kendisini aydınlatması mümkün değil. Bizim mesela Haris el-Muhasibi 857'de ölen ilk İslam mistiklerinden Haris el-Muhasibi de öyle söyler: İçini süslemeyenin dışı süslü olmaz. Yani felsefe öncelikle zihnin ve ruhun süslenmesi, yani insanın içinin süslenmesi, daha sonra dışarının süslenmesidir. Yani dışarıda görmüş olduğumuz aksaklıklar, çevrenin düzensizlikleri, doğaya karşı işlenen cinayetler, insanlara karşı işlenen cinayetler, haksızlıklar, hukuksuzluklar, adaletsizlikler, yoksulluklar, efendim terör, anarşi vesaire, hepsi dışarıdaki o kirliliktir. Bu kirliliğin sebebi aslında insanın kendi içindeki kirliliktir. Şimdi çağdaş filozoflardan birisi der ki, bedeninizin en çirkin yeri neresidir der. Burnunuz mu, ayaklarınız mı? Hayır, bedeninizin en çirkin yeri zihninizdir. Yani insanın zihni kirli ise çevresi temiz olamaz, bedeni temiz olamaz, giydiği kuşandığı temiz olamaz, ilişkileri düzenli olamaz. Her şeyi hastalıklıdır. İşte bu topyekün hastalığa karşı İslam filozofları da aynen kendilerinden önceki Yunan filozofları ve Helenistik filozoflar, Roma filozofları gibi topyekün mücadele başlatmışlardır. Yani topyekün kirlilik aslında felsefi sağaltımın hedef aldığı cehaletin sebep olduğu bir kirliliktir. Bu kirliliği içten dışa doğru temizlemek felsefi sağaltımın kendisidir. İşte İbn Sina da dahil olmak üzere pek çok İslam filozofu, yani bu mistik adıyla, hukukçu adıyla, işte mutasavvuf adıyla, efendim tabip, matematikçi, ne derseniz deyin, hemen her alanda pek çok İslam filozofu insanın içini nasıl temizleriz, yani nasıl aydınlatarak iç temizliğini gerçekleştirebiliriz diye kafa yormuşlar ve bize de büyük, koskoca bir miras bırakmışlardır. Fakat İbn Sina'dan sonra şöyle kaba taslak bazı şeyleri atlayarak söyleyeceğim mecburen. 12. yüzyıla geldiğimizde İslam dünyasının 12. yüzyılı 200 yıl sonraki çöküşün belirtilerini bünyesinde taşıyacaktır. İslam dünyasının 12. yüzyılı çok sıkıntılı bir yüzyıldır. Zaten İbn Sina'nın ölümü 1030 civarında, yani 11. yüzyıldır. Hemen arkasından Gazali gelir. Gazali örneği üzerinden ben söyleyeceğim. 12. yüzyılı, İslam dünyasının 12. yüzyılı aslında bugün İslam ülkelerinin yaşadığı pek çok felaketin, sıkıntının, yoksunluğun da izlerini taşıyor, tohumlarını taşıyor. Aslında hem gelişmenin
hem aydın yani hem aydınlanmanın hem de karanlıklara saplanmanın tohumlarını her dünya, her ulus, her millet yüzyıllar öncesinde aramalıdır. Yani bir 800 yıl önce, hadi biraz daha bunu azaltalım, 600 yıl önce İslam dünyası hangi karanlıklara kendisini teslim etmiş ise bugün o karanlıkların acı meyveleriyle karşı karşıyadır. İşte 12. yüzyıl İslam dünyası, yani İslam felsefesi ve düşüncesi için tam bir dönüm noktasıdır. Şimdi samimi insanlar bazen derler ki, hayır, İslam düşüncesinde ve medeniyetinde bir gerileme olmamıştır. Bu batılıların propagandasıdır derler. Kısmet nispeten haklılık payları var ama keşke bu propaganda olsaydı. Eğer tamamen propaganda olsaydı zaten İslam dünyası bugünkü karanlıkları, ülkemizde dahil, bugünkü yoksunlukları, problemleri yaşamazdı. Şimdi nedir bu 12. yüzyılda ne oldu? Bir bakalım. Ben tarihsel ayrıntılara girmeyeceğim. Çünkü tarihi kesinlikle bir kenara bırakıyoruz. Fakat birkaç nokta üzerinde duracağım. 12. yüzyılda İslam dünyasında içeride ve dışarıda bir takım problemler ortaya çıkıyor. Aslında daha önce var olan problemler gün yüzüne çıkıyor. İçerideki problemlerden bir tanesi şu. Özellikle Selçuklar döneminde biliyorsunuz Haşhaşiler dediğimiz bir grup ortaya çıkıyor. Bu Hasan Sabbah'ın liderliğini yapmış olduğu anarşist bir grup. Hatta işte onu terörist olarak da adlandıranlar var. Doğrudur. Selçuklu yönetimiyle ters düşerler ve kurulu düzene karşı mücadele başlatırlar. Şimdi Melikşah, Sultan Melikşah devletin başkanı ve veziri Nizamül Mülk'e suikast düzenleyecek kadar da güçlü olduklarını biliyoruz. İçeride bunun dışında Şii, Sünni mücadeleleri var İslam dünyasında. Bu alevlenir. İçerideki problemler, ekonomik problemler var. Toplumsal ayrışmalar var. Bakın sanki bugünü anlatıyormuşuz gibi değil mi? Yani 12. yüzyıl İslam dünyasında Selçukluları baz alırsak eğer, Selçuklu Türklerini baz alırsak orada yani ekonomik sıkıntılardan sınıfsal çatışmalara, mezhep çekişmelerine ve devletin düzeniyle ilgili sorunlara kadar pek çok problemlerin artık böyle kendini göstermeye başladığı yüzyılı söylüyoruz. Bir de dışarıdan gelen sorunlar var. Biliyorsunuz bir 210 yıl devam eden Haçlı seferleri var. 210 yıl. Bir insanın ömrü ne kadar? 60-70 yıl. Bilemediniz 80 yıl. Bakın 4 nesil neredeyse, 4 nesil insanın yaşadığı dönem kadar uzun bir Haçlı seferleri dönemi var. Doğudan onlar, batıdan onlar İslam dünyasını sıkıştırıyor. Doğudan da Moğollar geliyor. İkisi arasında gerçekten Müslümanlar çok büyük bir tazyik, sıkıntı altında kalıyorlar. İçerideki problemler dışarıdaki bu baskıları besliyor. Dışarıdaki baskılar da içerideki problemleri besliyor. Dolayısıyla çok büyük bir gerginlik var. Hem dış politika olarak hem de içerideki yönetimin adaletiyle ilgili problemler var. Zaten İbni Haldun'u göreceğiz ileride. İbni Haldun mesela 14. 1406'dır İbni Haldun'un vefatı. Diyecek ki İbni Haldun, tarihsel olaylar suyun suya benzediği kadar birbirine benzer diyecektir. İbni Haldun'a ayrı bir program vereceğiz. Ayrı bir program tahsis edeceğiz. Şimdi burada başka hangi problemler var? 12. yüzyılda daha öncesinden kurulan Nizamiye medreseleri var. Bu medreseler aslında skolastik düşünceyi yani okullaşmış, kurumsallaşmış düşünceyi nesilden nesile aktarmak üzere kurulmuş medrese. Yani o zamanki üniversiteler, Nizamiye medreseleri var. Aynı yüzyıllarda Batı'da da bugün çok meşhur olan mesela Oxford gibi, Sorbonne gibi mesela, Bologna gibi üniversiteler var. Onlar da tabii Hristiyan skolastizmini kurumsal olarak sürdürebilmek üzere kurulmuş
medreseler idi. Yani onlar da medrese, bizimki de medrese. Bir yerde üniversitelerin başlangıcıydı bu. Ancak bizdeki Nizamiye medreseleri Oxford'a, Bologna'ya ve diğer Batı üniversitelerine ayak uyduramadı ve silindi gittiler. Onlar hala bugün en güçlü üniversiteler olarak, Batı üniversiteleri olarak hayatiyetine devam ediyor. Bakın, geri kalmamızın temel nedenlerinden birisi bu. Komplekse düşmek için söylemiyorum. Bunlar, buradan ders alalım, ibret alalım diye söylüyorum. Nizamiye medreseleri skolastizmin adeta ileride dinin siyasallaşmasında da skolastizmin en uç karakolları haline gelecektir. Sonra tarihten silinecektir. Burada neyi görüyoruz biliyor musunuz? Eğer din skolastize edilirse, eğer inanç kurumsallaşırsa, eğer inanç örgütlenirse hem kendisini yiyor hem kurumları yiyor. Nizamiye medreseleri bunun mesela göstergelerinden bir tanesi. Diğer taraftan tasavvuf hareketlerinin ortaya çıktığını görüyoruz. Yani büyük mutasavvıflar bu yüzyılda çıkıyor. Kimler örneğin? Mesela Muhyiddin İbni Arabi, işte 1200-1240'larda. Efendim işte Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, sonra yine Mevlana mesela o yüzyıllarda, Ahi Evran bu yüzyıllarda ortaya çıkıyor. Hemen hemen en büyük filozof, sufiler yani mutasavvıflar da bu yüzyılda çıkıyor. Bunlar sosyolojik olarak tasavvufun nasıl bu yüzyıllarda ortaya çıktığı ile ilgili pek çok teoriler var. Kimisi der ki içerideki problemlerden ve dışarıdaki tazyiklerden, baskılardan dolayı toplumsal bir sığınak haline geldiği için kolektif bir bilincin kurumsal temsilcileri olarak tasavvuf ortaya çıkmıştır. Mutasavvıflar ortaya çıkmıştır diyenler var. Bu ayrı bir konu. Bunu ayrı tartışabiliriz. Ancak şu bir gerçek ki artık felsefeden tasavvufa ve tasavvufa karşı tasavvufa dönüş var. Tasavvuftan sonra da tasavvufa, tasavvuf geleneğine bir anlamda eleştiri olarak ortaya çıkan bir dinselleşme var. Yani ben buna teolojik bakış açısı diyebilirim. Dinselleşme var. Niye? Çünkü tasavvuf küfür müdür? Gerçek bir din, dini inanç mıdır? Yoksa bu bir İslam medeniyetinin bir parçası mıdır? Bu tartışmalar hala devam ediyor. Felsefi anlamda baktığımız zaman biz felsefi bakış açısıyla yaklaştığımızda tasavvuf küfür müdür, imanın unsuru mudur diye tartışmayız. Yani felsefe iman küfür noktasında tartışmaz hiçbir şeyi. Bir tasavvuf gerçeği vardır. De facto dedikleri hani fiili bir gerçeklik vardır. Acaba bu niye ortaya çıkmıştır? İslam felsefesinin neresinde durur? İslam felsefesinin batıni bir yorumudur tasavvuf. Doğru mudur, değil midir? Teolojik olarak bunun anlamı nedir tartışması din felsefesinin, teolojinin tartışmasıdır. Biz felsefi anlamda böyle bakmıyoruz. 12. yüzyıl bir tasavvuf geleneğinin artık oluşmaya başladığı yüzyıldır. Hatta Osmanlı'yı anlamanın en temel parametrelerinden bir tanesi 12. yüzyılda İslam dünyasında ortaya çıkan tasavvuf hareketlerini anlamaktan geçer. Yani bu tasavvuf hareketlerini felsefi anlamda, teolojik anlamda analiz etmediğiniz sürece Osmanlı'daki o dini hareketleri, Osmanlı'nın dine bakışı ve dünyayı yorumlayışını da anlamak mümkün olmaz. Yani ben parametreleri belirleyeyim. Ondan sonrasını zaten ilgi duyan araştırıcılar devamını getirebilirler. Şimdi 12. yüzyılda tasavvufun başladığını görüyoruz. Yani sanmayın ki bugünkü tarikatler, cemaatler, dini akımlar, hareketler işte televizyona çıkıp böyle saç, sakal, cübbe, sarıkla çıkıp da kendilerinde maharet gören böyle bazı sahtekarlardan tutun da tasavvuf üzerine yapılan akademik çalışmaları bir tarafta da iki uç nokta yan yana koyun. Bunların tohumlarını 12. yüzyılda bulabiliriz. Geriye dönüp böyle bir tarih felsefesi açısından bakmadığımız sürece bugünü anlamamız mümkün değildir. Bunu da özellikle belirtelim. Diğer taraftan en önemli eserler 12. yüzyılda verilmeye başlanmıştır.
Tarihten astronomiye, tıbba, matematiğe, müziğe, dil felsefesine, aklınıza gelen ahlak felsefesine ait hemen en önemli eserler bu dönemde çıkıyor. Şunu söyleyeyim, 12. yüzyıl hem zirveyi yaşadığımız, bilimsel ve felsefi açıdan zirveyi yaşadığımız yüzyıldır, hem de zirveden yavaş yavaş aşağıya doğru yuvarlanmaya başladığımız noktanın bulunduğu dönem diyebiliriz. Yani çok ciddi bir dönemdir burada. Devam ediyoruz. Bu yüzyılın en önemli dönüşümü dinin siyasallaşmasıdır. Yani her şeye dinin yargılarıyla, önermeleriyle bakıp bu dine aittir, değildir. Bu dinidir, bu din dışıdır. Bu küfürdür, bu İslam'dır. Bu imana uygundur, bu değildir. Bu şudur, bu budur gibi her şeyi iki kutuplu dünyaya hapsetmeye başladığımızın yüzyılı 12. yüzyıldır. Bugün de aynı şeyleri görüyoruz değil mi? Televizyonlarda bakarsanız eğer en ufak, en masum bir hayata dokunuş acaba İslam'a uygun mudur, değil midir? Ramazan da geliyor. Bu arada Ramazan'ı da hemen kutlayayım. Herkesin Ramazan'ı kutlu olsun. Ramazan'da göreceksiniz bazı kalpazanları. Diyecekler ki efendim İslam'da şu yok, orucu bu bozar, bu bozmaz, bu şöyle olur, bu böyle olur. Oysa İslam dini bir şeyi dinileştirmek veya din dışı yapmaktan daha büyük bir dindir. Bununla uğraşmaz İslam dini. Efendim sen orucu nasıl tutuyorsun? Gece karanlığında şöyle mi olur? İftar nasıl açılır? Bunlarla ilgili değildir İslam dini. Koskoca bir medeniyet kuruyor. İşte bunun temel sebebi nedir biliyor musunuz? 12. yüzyılla birlikte İslam dünyası her şeyi dinileştirmeye başlamıştır. Peki daha önceki programlarda da söyledim. Her şeyi dinileştirmek insanı sıhhate kavuşturur mu? Yani zihinsel ve ruhsal dinginlik verir mi? Vermiyor. Eğer verseydi Müslümanlar 600 yıldır, 700 yıldır büyük problemlerle boğuşmazlardı ve gittikçe problemlerimizin ağırlaştığını görüyoruz. Her şeyi dinselleştirmek, her şeyi insan dışılaştırmak anlamına gelir. İnsanın hayata dokunuşunu engellemek anlamına gelir. Hayata küstürmek, insanlara küstürmek, düşünceye, akla, her şeye, kendi cinsine düşman etmek anlamına gelir. Bu bambaşka bir şey. Çünkü İslam dininde mesela şu dini kavramı yoktur. İslam dininde İslami kavramı yoktur. Çünkü Tanrı laik ya da dindar gibi bir ayrım da yapmaz. Yani şunu söyler, adil olun. Mesela İslam dininin en temel vurgusu nedir biliyor musunuz? Tanrı'nın varlığının, İslam dininin varoluşunun en temel gerekçesi adalettir. Hangi adalet? Efendim dini adalet mi? Din dışı adalet mi? İslami adalet mi? İslami olmayan. Adaletin ırkı, bölgesi, dinisi, dinsizi, İslamisi, gayri İslamisi olmaz. Zaten İslam dininde bunu söylemez. Fakat bunu söyleyenler İslam adına siyaset yapan insanlardır. İslami adalet diye bir şey olmaz. Adalet ya vardır ya da yoktur. Demek ki Kur'an'da ve İslam geleneğinde bir şeyi dinileştirmek veya İslamileştirmek gibi bir kaygı yoktur. Neden? Çünkü doğayı da yaratan Tanrı'dır. Ona da egemen olan Tanrı'dır. Kendi egemen olduğu bir doğada şu dinidir, bu din dışıdır diye Tanrı'nın sınıflandırmış olmasını söylemek, Tanrı'nın bir yerde egemen, diğer tarafta mahkum olduğunu söylemek olur. Bu doğru değil bir kere. Demek ki 12. yüzyılda böyle bir ayrım çıkıyor. Bu ayrımında en önemli figürlerinden birisi İmam-ı Gazali'dir. Diyeceksiniz ki İmam-ı Gazali büyük bir İslam filozofu değil mi? Elbette öyle. Felsefeyi biliyor mu? Çok iyi biliyor. Felsefeden eğitime kadar, mesela eğitimle ilgili de çok önemli görüşler var. İhmal edilemeyecek bir filozoftur İmam Gazali. Ve adeta İmam Gazali kendisinden önceki hem Yunan hem de İslam düşüncesinin bir anlamda bir özeti, bir aynası gibidir. Fakat şunu hemen söyleyelim. Gazali El Mustasfa gibi. Mesela hukukla ilgili kitaplarında, İhya'da, İhya-i Ulumiddin'de, Kimya-i Saadet'te. Yani hem halka hitaben yazdığı kitaplarda, hem filozoflara yazdığı kitaplarda, işte Tehafütül Felasifede ve değişik pek çok farklı alanlarda yazdığı zengin eserlerinde
şöyle bir görüntü verir. Bu görüntüyü henüz daha farklı yorumlayan olmamıştır. Yani karşı çıkan olmuştur ama farklı yorumlayan olmamıştır. Diyor ki İmam Gazali El Mustasfa'da bilim diyor ikiye ayrılır. Bir şer'i bilimler, öbürü akli bilimler. Yani şer'i bilim şeriatla ilgili, dinle ilgili bilimler. Diğerleri de akli bilimler. Akli bilimler ne? İşte matematik gibi, işte tıp gibi, felsefe gibi, diğer musiki gibi bütün bilimler akli bilimdir. Peki dini bilimler, şer'i bilimler nedir? İşte tefsir, hukuk, efendim hadis, kelam ve bilumum bilimlerdir. Şimdi böyle bir ayrımı kabul etmek mümkün değil. Yani bir bilimin aklisi, yani ussal olanıyla, şer'i olanı, yani dini olanı birbirinden ayırmak mümkün değildir. Hatta şu ayırma devam eder. Eşraful ulum, yani bilimlerin en onurlusu, en şereflisi dini bilimlerdir de. Şimdi bilgi ve bilimler arasında böyle bunlarda bile ayrım başladıysa siyaset de tabii ki İslami siyaset, gayri İslami siyaset diye ayrılacak. Ahlak, İslami ahlak, gayri İslami ahlak diye ayrılacak. Hayat, İslami hayat, gayri İslami hayat diye ayrılacak. Bakın bu bölünmeler Gazali'den bu tarafa büyüye 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 geldi. Efendim işte İslami mezhep, gayri İslami mezhep. İslami dünya görüşü, gayri İslami dünya görüşü. Bakın bu ayrımların temelini siz Kur'an'da veya diğer İslam literatüründe bulamazsınız. Ama Gazali ile birlikte bu ayrımlar başlamıştır. Adeta Gazali hayatı, insanı ortadan ikiye bölmüştür. Biz ortadan ikiye bölünmüş bir dünyayız. İslam dünyasını kastediyorum. Biz ortadan ikiye bölünmüş bir toprağız. Ortadan ikiye bölünmüş bir ahlak. Ortadan ikiye bölünmüş bir siyaset. Ortadan ikiye bölünmüş bir varlığız. Bunun başlangıcını teşkil eden de Gazali'nin tavrı, temel tavrıdır. Bilimde ve bilgide dini veya din dışı diye bir ayrım yapmak ileride çok büyük, demin söylediğim bölünmeleri de beraberine getirecektir. İnsanın kendisi hastalanacaktır, toplum hastalanacaktır, bölgesi, dünyası, hayata bakışı, her şeyi hastalanacaktır. Kadın hastalanacaktır. Mesela kadın cinayetleri, kadının işte aşağılık bir varlık olarak görülmesinden tutun da yoksulluğun övülmesi, meskenetin dindarlık sayılması ve buna benzer başkalarının sırtından geçinmenin işte şeyhlik, şıhlık olarak rütbelendirilmesinden tutun her türlü sahtekarlık bunun bu ayrımın içine kılcal damarlarına kadar yerleşecektir. İşte Gazali bu ayrımı yaptığında bazı yerlerde de özellikle şunu söyler. Bakın çok net olarak söyleyeyim. Der ki efendim matematik, mantık der ki bunları okuyan zındıktır der bazı kitaplarında. Ama bunların yanlış olduğunu düşünür sonra diğer eserlerinde de işte matematik okumayanın, mantık okumayanın bilgisine kesinlikle güvenilemez, dinine de güvenilemez der. Şimdi düşünün bilim ve bilgi konusunda fetva vermenin ne kadar yanlış olduğunu biz Gazali'de görüyoruz. Bu yanlışı kendisi yapıyor ve bunun da farkında olduğunu görüyor. Fakat heyhat, Gazali'yi sevenler ve onun ideolojisini devam ettirmek isteyenler ve onun görüşlerini bir iman gibi, bir dogma gibi korumaya çalışanlar, yani eşari mantığının peşinde giden insanlar ne yaptılar? Gazali sanki bir peygambermiş veya bir dogmanın kaynağıymış gibi hiçbir zaman eleştirmeye yanaşmadılar. Biz Gazali'nin şahsına burada eleştiri yöneltmiyoruz. Söylediklerini özellikle belirtiyoruz. Ve bakın ne yaptı Gazali? 12. yüzyılda tam İslam medeniyetinin geriye sarmaya başladığı dönem demiştik. Sebeplerini söyledim. Efendim dedim ki iç ve dış sebepler var. İslam dünyasının karşı karşıya kaldığı tehlikeler, işgaller var dedik. İkincisi burada bir tasavvuf hareketleri ortaya çıkıyor. Artık İslam felsefesindeki entelektüel süreç yavaşlamaya başladığı için tasavvufi hareketler daha fazla güçleniyor. Bunu söyleyebiliriz. Sonra Gazali figüründen bahsettik. Gazali ne yaptı? Bir,
bilimleri dini ve din dışı diye ayırdı. Hatta matematik ve mantık okuyan men temendaka tezandaka dedi. Yani mantık okuyan zındıktır dedi. Sonra düzeltmeye çalıştı, bu olmadı. Devam ettik. Gazali sonra filozofları eleştirdi. Eleştirebilir. Filozofları sonuna kadar beraber eleştiririz. Eleştiriden bigane değildir onlar. Bir de dedi ki filozoflar üç noktada kafir olmuştur dedi. Yani düşünceyi küfürle suçlayarak 12. yüzyılı başlattık ve o gün bugündür düşünceyi küfürden kurtarmaya çalışıyoruz. Felsefi sahaltım düşünceyi küfürden kurtarmak demektir. Bir başka programda buluşmak üzere.